gönüllerinden kopan sevgi içerisinde bizlere gönüllerini açan siz değerli değirmen eyvallahım şehirlerim, kıymetli analarım, kıymetli bacılarım, çok değerli genç kardeşlerim. Öncelikle hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Muhabbetle sıcaklıyorum. Değerli hemşehrilerim, hayır dualarımızla, kurbanlarla, hayırlı ümit ederek, akıbetimizin de hayır olmasını temenni ederek, bir büyük mücadelenin içerisinde, beldemize, kasabamıza, Afyonumuza, ülkemize hizmet etmek adına bir kutlu dava içerisinde hep beraber mücadele ediyoruz. İşte bizler de sevdamız Türkiye diyerek, sevdamız Anadolu diyerek, sevdamız millet diyerek, sevdamız millet diyerek yürüdüğümüz yollarda dün olduğu gibi bugün de yine milleti hakim kılmak adına bizim insanlarımızın Anadolu'nun bağrından kopup bu ülkeye sahip çıkmaya çalışan bütün insanlarımız adına biz de bir hemşehriniz olarak Afyon İstihisar'da doğmuş büyümüş sizlerin namına bu mücadeleyi vermiş bir kardeşiniz olarak bu kutlu dava içerisinde Allah bizlere bu görevleri nasip etti. Biz de bu uğurda yürümeye devam ediyoruz. Bir büyük ülkenin evlatları olarak siyaseti kendi adımıza değil milletimiz adına yapıyoruz. Kendinizi zengin etmek için değil, milletimizi zengin etmek için yapıyoruz. Kendimize güç devşirmek için değil, devletimizi güçlü kılmak için yapıyoruz. Bir yanda ulvi amaç ve niyetlerle yola çıktıklarını ifade edenlerin, din diyanet diyenlerin, Allah kitap diyenlerin, başörtüsü diyenlerin, bugünlerde görüyorsunuz ki Allah'ı kitabı unutmuşlar, varsa yoksa dolarları var. Onlar o dolarları ayakkabı kutularına sığdırabilirler. Ama gelsinler benim memleketimde, benim insanlarımın vicdanlarına sığdırsınlar. Vicdanlarına sığdırsınlar. Sizlilikleri sabit. Yetkileri yolsuzları hapisten kurtarabilirler. Emniyet güçlerini, polisleri yer değiştirerek, savcıları başka yerlere atayarak onları kurtarabilirler. Onları dışarı çıkarabilirler. Ama benim merak ettiğim şudur. Bu usulsüz bir şekilde hapisten çıkardıklarınız bizim insanımızın içine nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak? İşte bu yerel seçimlerde dünümüzü çalanlara karşı yarınlarımızı çaldırmamak adına bir adım atıyoruz. Dünümüzü çalanlara karşı bu büyük ülkede gençlerimizin, çocuklarımızın nasıl bir Türkiye'de yaşayacağını tespit edeceğimiz bu seçimlerle beraber inşallah büyük bir adımı atıyoruz. Buralarda attığımız adımlar biliniz ki sadece buralarda seçilecek kardeşlerimize değil, bir hemşehriniz olarak, bir kardeşiniz olarak bize de büyük bir güç verecektir. Buralarda verdiğiniz nefes bize Ankara'da soluk olacaktır. Soluk olacaktır.